Evet, selam arkadaşlar. Herkese merhabalar. Oo, katılım bayağı iyi görünüyor ya. Nerelerden bu katılımlar? Sayıya bak sen, 94 kişi olmuşuz ya. Harikasınız. Türkiye'nin dört bir yanına şu anda online eğitim mi veriyoruz? Ses mi yok? Sesim geliyor değil mi? Hatay'dan katılım var. Geliyor, geliyor bence de. Aa, başka bakalım. Nerelerden katılım var ya? Oo, harikasınız, harikasınız. Bu katılımlar mükemmel. Çorum, Ankara, İstanbul, enerjiye bak. İzmir, yakalayamıyorum. Hadi gelsin iller. Okuyamıyorum. Kaç kişi var burada? Bir 500 kişi olur muyuz? Ne dersiniz? Mükemmel. Kimler takip ediyor beni bakalım? Çiğdem Hocam sayfasını. Özgür Suri ordusu gibiyiz. Kesinlikle. Oo, harika. Çok güzel. Beni o zaman tanıyanlarınız mevcut. Yeni tanıyanlar peki? Bilmiyordun. Bilmiyorum. Bu sınav sorularını verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Yoksa tekrardan izleyebilir misiniz? Bunu sistem yöneticilerine sorarsanız size yardımcı olurlar arkadaşlar. Oo, süper. Enerjinden haberiniz var. Mükemmel. Şimdi bugün sizlere sinir sisteminden sevgili arkadaşlar soru çözümü yapacağım. Güzel bir 40 dakikalık soru çözümümüz olacak. Aslında bu sadece soru çözmek olarak algılamayın. Yanda da güzel güzel böyle konuları tekrar edeceğiz. Haberiniz olsun. Konu anlatımları vesaireleri nasıl olacak onları bilmiyorum. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. İsterseniz. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. Güzel bir katılım oldu. Şimdi bakacak olursak. İlk olarak sinir sisteminin yapı ve görevleriyle alakalı şöyle güzel bir giriş yapalım. İlk sorumuzla beraber sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz. Şurada bir ana sinir hücresini görüyorsunuz. Şöyle bir hatırlayalım. Hem konu hatırlatmak maksatlı olsun hem de soruları güzel bir şekilde çözelim arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Bir sinir doku dediğiniz yapı hangi kısımlardan oluşuyordu? Söyleyin bakalım bana. Nöron ve nöroglia dediğimiz kısımlardan oluşuyordu, değil mi? Peki çok güzel. Nöron ve nöroglia dediğimiz kısımlardan oluşuyor. Peki nöron dediğiniz kısımlar ana sinir hücresi, glia dediğiniz kısımlar yardımcı hücrelerden oluşuyordu. Peki ana sinir hücreleri bölünebiliyor muydu arkadaşlar? Ana sinir hücrelerimiz bölünemez. Bakın ana sinir hücrelerimiz bölünemez. Neden? Çünkü sentrozom organellerini kaybetmiştir. Peki yardımcı hücrelerimiz bölünebilir mi? Yardımcı hücrelerimiz bölünebilir mi? Evet, bölünebilir arkadaşlar. Yardımcı hücrelerimiz bölünebilirler. Bunlar yaşam boyu çoğalabilme özelliğine sahip. Şimdi bakacak olursanız bir sinir hücresi yani nöron dediğiniz kısımlar aslında 3 tane alandan oluşuyor. Bunlar neler? Hemen şöyle ifade edelim. Şurada gördüğünüz tıpkı bir ağacın dallarına benzeyen spindirik olan alanlar dendriti ifade eder. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar bu dendritler kısa ve uzantılara sahiptir ve uyarının almasında görevlidir. Çekirdeğin olduğu kısım şu alan ise hücre gövdesinin olduğu alanı ifade eder ve burada genelde organellerin bulunduğu kısım vardır. Şurası hücre gövdesi diyoruz. İlk sıradan şurada ince uzun şekilde olan kısımlar ise bakacak olursak hangi kısmı ifade eder?
aksonu ifade eder. Peki şu kısma gelelim. Bu kısımlar ise aksonucu dediğimiz yapılar. Şimdi bunları şöyle değerlendirecek olursak sevgili arkadaşlar, dendrit, hücre gövdesi ve akson dediğimiz alanları işaretleyecek olursam cevabım Ceyhan seçeneği olacak. Tamam mıyız? Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi şu soruya gelelim. Aşağıdaki impuls iletimi sırasında aksonuna meydana gelen değişimler var. Arkadaşlar, polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon dediğimiz yapılar var. Bu yapılar eskiden ciddi anlamda detaylı bir şekilde anlatılıyordu. Fakat artık şunu bilin ki Milli Eğitim Müfredatı'ndan bunlar kaldırıldı. Milli Eğitim Müfredatı'ndan bunlar kaldırıldığı için arkadaşlar bu hiçbir şekilde bu konularla ilgili soruları çözmeye gerek duymuyorum. Çünkü sınavda size polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyonla ilgili herhangi bir yapı gelmeyecek. Tamam mıyız? Şimdi şöyle... Evet, insanların dikkatini dağıtmayalım arkadaşlar. Dersi dinlemek istemeyenler çıkabilirler. Şimdi gelelim şu kısma. Uyarı, insanda bir uyarının alınıp uyarıya cevap oluşturuncaya kadar yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir diyeceğiz. Şimdi bakacak olursak ilk olarak sevgili arkadaşlar reseptör dediğimiz yapılar uyarıyı alırlar. Reseptörler bunu duyu nöronu dediğimiz kısma aktarırlar. Duyu nöronu uyarıyı alır. Duyu nöronu bunu ara nörona iletir. Ara nöron değerlendirir, cevap oluşturur. Ara nörondan sonra motor nörona aktarılır. Motor nöron da bunu efektör organına taşır sevgili arkadaşlar. Şimdi bakacak olursanız bu sıralamaya uygun sanki Bursa seçeneğini görüyorum. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Biri bize dese ki uyarıyı alan kısım neresidir? Duyu nöronu. Değerlendirip cevap oluşturan derse ara nöron, tepki organına iletir dese motor nöronu işaretleyeceğiz. Süpersiniz. Devam edelim. Bir nöronda verilen özelliklerinden hangileri impuls sayısının artmasını sağlar? Bıçağı yiyeceğimiz alanlardan bir tanesi. Arkadaşlar bakın, impuls sayısı diyorsa soru ayrı bir formata geçer. Impuls hızı diyorsa ayrı bir formata geçer. Bize buradan bakacak olursanız impuls sayısını sormuş. Impuls sayısını etkileyen noktalarda uyarının şiddeti, uyarının frekansı, uyarının süresi, hepsi sevgili arkadaşlar impuls sayısını arttırıcı özelliğe sahiptir. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Ama diyelim ki bize soru kökeninde impuls sayısı demeyip de impuls hızı deseydi hız değişmez diyecektik. Bir nöron boyunca hızın iletiminde herhangi bir değişiklik olmaz. Bakın bu sinir sistemi konusunda özellikle bakacak olursak bu bir nöronda dediğimiz kısımlara çok dikkat ediyoruz. Yani ilk sorunun en başında size bir nöron mu diyor, bir sinir teli mi diyor, ya da birden fazla sinir demeti ya da kordonu mu diyor. Bu alanlara dikkat etmeniz gerekli olacak. Bakacak olursam sinir hücrelerinde meydana gelen elektrokimyasal değişimlere impuls yani uyartı denir. Sinir hücresinde impuls iletimi sırasında aşağıda verilen grafiklerden hangilerinin değişimlerinden hangisi meydana gelmez diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakacak olursanız sinir hücrelerinde meydana gelen elektrokimyasal alanlar. Şimdi soruyorum sana, sinir hücreleri temel besin kaynağı olarak ne kullanır? Hadi gelsin cevaplar. Glikoz. Çok güzel. Hemen kalıcı hale getireyim. Sınav öncesi şeker. Hatta okunmuşları daha makbul değil mi? Duanın gücüyle beraber. Orada annelerimiz okuyorlar, üflüyorlar. Çikolataları, şekerleri vesaireleri. Bizim beyinde hemen böyle ampuller yanmaya başlıyor değil mi? Bir öğrencim vardı. Hocam diyor, ya diyor, annem diyor, vallahi diyor, duayı işin içine karıştırınca diyor, ben diyor yapamadım diyor. Niye diyorum? Ya hocam diyor,
Allah emeklerinin karşılığını versin dedi diyor. Anne sen emeği niye karıştırıyorsun dedim diyor. Emek karşılığı deyince diyor ben diyor sınavı yapamadım diyor. Ama emek yok kesinlikle. Şimdi sınav öncesi şeker. Demek ki glikozu kullanıyoruz. Glikozun formülünü yazalım. C6H12O6. İnsanoğlu oksijenli solunum yapıyor. Bunu oksijenli solunumla parçaladığında karbondioksit, su, ATP ve ne elde ediyorum? Isı. Ya sizler kimya gören sayısal öğrencilersiniz. Şunlar giren ürünler, şunlar ise oluşanlar. Yani bunlar kullanılan maddeler, bunlar ise oluşan maddeler. Bunların miktarları azalırken bunların miktarlarının ne olmasını beklersin? Artış göstermesini beklersin. Arkadaşım glikoz miktarı kullandığın için ne olacak? Azalacak. Bu çizilebilir bir grafiktir. Oluşan karbondioksit miktarı evet bu kısımda olduğu için artış gösterecek. Peki sana diyor ki bak dikkat et bıçağı yeme. Normalde biz burada oksijen azalır dedik değil mi? Oksijeni kullandığın zaman azalır tamam doğru. Ama tükettiğin oksijen miktarı ne oluyor? Artıyor sen onu kullanıyorsun çünkü tüketilen o tükettiğin miktar artış gösterir bu artacak. Ve ısı miktarı demiş ısı miktarı Allah'ını seversen artması gerekir burada. Azalır grafiği vermiş cevabım Denizli seçeneği. Kullanılan ATP miktarı da artacak diyoruz. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Sizler özellikle biyoloji sorularınızı çözerken arkadaşlar grafikleri gördüğünüz an itibariyle hemen şöyle kendinizi bırakıyorsunuz. Hiçbir şekilde çözmüyorsunuz. Ben şekilli soruları yapamıyorum. Şekilli sorular da aslında biyolojide en kolay sorulardandır. Hiçbir zaman bunları es geçmeyin arkadaşlar. Devam ki bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Hangisini gerçekleştiremez arkadaşlar? Evet. Hangisini gerçekleştiremez? Replikasyon yapamaz. Replikasyon ne demekti öğretmenim? DNA'nın kendini eşlemesi demek. Peki. Neden bir nöron kendini eşlemiyor? Çünkü hocam sen konunun ilk başında bana anlatırken şurada detaylı bir şekilde bölünemez çünkü sentrozom organellerini kaybetmiştir dedin. O zaman bir hücre bölünemiyorsa DNA'sını durduk yere niye eşlesin ki? Bölünemez. O zaman cevabımız bölünemediği için replikasyon yapmasına da gerek yoktur diyeceğiz canlarım. Peki. Devam ettim. Bir nöronun akson gövdesindeki uyarının diğer nörona iletimi sürecinde. Şimdi bir nöron çizelim. Hadi gelin benim çizim yeteneğim çok da iyi değildir ama şöyle bir sinir hücresi olsun. Bu sinir hücresi diğer bir nörona aktarım göstersin. Oh süper. Şimdi gelelim. Bir nöronun akson gövdesindeki uyarının diğer bir nörona iletimi sürecinde. Yani buradan buraya iletimi sürecinde. Olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşım soru sana aslında sinapslardan geçişi soruyor. Tamam şimdi bakacak olursam sinapslardan geçişlerde öncelikle özel kimyasal maddelere ihtiyacım var. Bu maddeler nörotransmitter maddelerdir. Bunların salınması lazım. Sal gelsin. Sinapslarda nörotransmitter madde salınımı diyor. O zaman birin olduğu şıkkı almamız gerekli. Birin olmayan şıklarını şöyle bir eleyelim. Ya Bursa ya Denizli. Salındıktan sonra buradaki nörotransmitter maddeler, şimdi şurada sinir hücreleri var. Sinir hücrelerinin gidip şu dendritlerine dokunması gerekli. Dendritler tarafından uyarının alınması ve dendrit zarındaki reseptörlere tutunması diye. Öncelikle buradaki reseptörlere gelip tutunacak ki daha sonra uyarı alınabilsin. O zaman cevabım ne olacak? 1, 3, 2 şeklinde Denizli seçeneğinin olması gerekli arkadaşlar. Tamam mıyız? Devam. Sinir hücreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Sinir hücrelerinin gövdesinden çıkan küçük uzantılara ne isim veriliyordu? Biraz önce çözdük. Dendrit. Doğru. Miyelin kılıf dediğin şey yağlıdır arkadaşım. Yağlı olan akson etrafındaki
Şivan hücreleri tarafından oluşturulur demiş. Doğrudur. Miyenin kılıf oluşturma özelliği var. Aksonda miyenin kılıf bulunmayan bölgelere ramviyer boğumu isim verilir. Doğru. Ara ara o miyenin kılıflar şöyle boğum gerçekleştirir. Bu da ramviyer boğumu olduğunu ifade eder arkadaşlar. Daha sonrasında sinir hücrelerinde impuls iletimi her zaman dendritten aksona doğru gerçekleşecektir. Yani uyarı iletimi bir nöron boyunca dereden akmak gibi de düşünebiliriz. Dendritten aksona doğru gerçekleşir. Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip olduğu için mi bölünemez? Yoksa sevgili arkadaşlar sentrozom organellerini kaybettikleri için mi bölünemezler? Biraz önce çözmüştük. Sentrozomu yoktur. Bundan dolayı bölünemez diyeceğiz. Şimdi gelelim. Bu kadar güzel, uzun ve şekilli bir soru. Gördüğüm an korkuyorum ama korkmamam gerekli çünkü çok basit olduğunu söylemem mümkün. Şimdi arkadaşlar bakacak olursanız aşağıdaki şekilde bir sinir hücresine verilen 3 uyarının şiddetindeki değişimler gösterilmiştir. Dikkat! Bıçağı yeme arkadaşım. Sana burada bir sinir hücresi demiş bak. Bir sinir hücresi dediyse o zaman bir sinir hücresi her daim ya hep ya hiç kuralına göre çalışır. Uyarı gelirse tepki veririm. Uyarı gelmezse tepki vermem. O zaman bana bu nöronlardaki uyarılar verildiğinde impuls iletim hızındaki değişimi soruyorsa arkadaşım, hız sana biraz önce ne dedi? Değişmez. Yani bir nöron boyunca aynı hızla aktarılır. Şöyle şuraya bir nöron çizeyim hemen. Bakacak olursan şu nöronu çizdim. Şimdi şu alanda diyelim ki 50 kilometre bölü saniye hızla başladıysan hedefe tekrar 50 kilometre bölü saniye hızla akson ucuna kadar ilerliyorsun. Hocam arada şöyle işte ırt doğuz olmuyor mu? Yok olmuyor arkadaşım. Çünkü bu bir sinir hücresi. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Devam. Sıradaki soru gelsin. Nasıl gidiyoruz? Oo, sayımız arttıkça artmaya devam ediyor. Harikasınız. Peki bomba. Nöronlarla ilgili verilenlerden hangileri impuls iletim hızının artmasına neden olur? Aha, hızın artmasına neden olan bazı etkenler var arkadaşım. Bunlar nelerdir? Mesela miyelin kılıf bulunması iletim hızını arttırabilir. Bak, eğer sorun içerisinde sen miyelin kılıf görüyorsan işaretle o hızın artmasını sağlayabilir. Akson çapının geniş olması yine iletim hızını arttırabilir. Ama arkadaşım, uyartının şiddeti impuls iletim hızının artmasına neden olmaz. Uyartının şiddeti impuls sayısını etkiler. Bu impuls sayısını etkileyen noktalar arasında biraz önce bunun sorusunu çözmüştüm. 3'ü eledim. Cevabı Ceyhan seçeneği olacak. Devam. Merkezi sinir sisteminde impuls iletimi sırasında kullanılan enerji olaylarından hangileriyle sağlanır? Arkadaşım, beyin hücrelerinin temel besin kaynağı neydi? Biraz önce söyledik. İki gözümün çiçeği, glikoz dedik. Sınav öncesi şeker dedik. Sınav öncesi şeker. Okunmuşları daha makbul dedik. Beyin dedik, değil mi? O zaman bizler glikozu neyle parçalıyoruz? Oksijenli solunumla. Bunlarla hiçbir ilgimiz yok. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Tamam mıyız? Peki geldim, devam edelim. Miyelin kılıfa sahip nöronlarda dikkat, impuls iletimiyle ilgili. Miyelin kılıfa sahipse zaten hız değişiminin olmasını beklemez miyiz? Miyelin kılıflıysa hızlı iletilir. Peki yargılarından hangileri doğrudur demiş. İyon değişimi sadece ramviyer boğumlarından gerçekleşir. Arkadaşım şu ramviyer boğumu neresiydi? Şunu hemen bir hatırlayalım. Şuraya böyle miyelinler çizdin mi bebeğim? Aha şu aralar. Aha şu aralar. Bu aralar ramviyer boğumları ve genelde elektriksel değişimler bu ramviyer boğumlarında ya da iyon değişimleri ramviyer boğumlarında gerçekleşir, doğrudur. Ramviyer boğum sayısı arttıkça burayı bir engel olarak düşünün, tamam mı? Engel olarak düşün. Ramviyer boğum sayısı arttıkça impuls iletim hızı artar mı? Şimdi şöyle düşün. Engel sayısı, sen bir yerden bir yere koşuyorsun. Engel sayısını arttırırsan impuls iletim hızın azalır. Bu yanlış olan seçenektir. İkinin olduğu şıkları bıçaklayın bakalım. Aa, cevap yalnız birmiş ama
3'e de bakmamız gerekli. Miyelinsiz sinir hücrelerinin iletimine göre daha fazla mı enerji harcanır? Yok, kayarak ilerlediği için arkadaşlar daha az enerji harcanarak gerçekleşir demeliyiz. Cevabımız yalnız bir Adana seçeneği olacak. Bakın bu çok güzel bir soruydu. Konuyu kavratan sorulardan bir tanesiydi. Şimdi gelelim. Sıcak şekilde ılık ve sıcak nesneye dokunan bir insandaki impuls iletimi verilmiştir. Şimdi bakacak olursam ılık ve sıcak. Tamam. Şimdi ılık bir suya dokunduğunuzda hissettiğiniz hissiyatla sıcak suya dokunduğunuzda hissettiğiniz hissiyat tabii ki birbirinden farklıdır. Ilık cisme dokunulduğunda daha az sayıda impuls oluşur desek doğru mu? Elbette. Yani mesela sıcak suya dokunduğunuzda daha fazla ısı hissedersiniz. Cevap doğru. Bir, uyarının sık veya fazla olması tabii ki impuls sayısını arttırıcı etkendir. Bunu da söyleyebiliriz. Peki sıcak cisme dokunulduğunda impuls hızı daha fazla olur? Peki bu hızı etkiliyor muydu? Arkadaşım etkilemez. Bak hız değişmez. Burada miyelin kılıf görmedin, akson çapı görmedin, sinaps görmedin, ramier boğumu yazmıyor. Bunları yazmıyorsanız değişmez. Direkt olarak hız değişmez diyeceğiz. Ve böylelikle cevabımız Ceyhan seçeneği olacak güzel insanlar. Evet, şimdi gelelim. Biz ne dedik? Bu alan müfredat dışı, onun için bu kısmı geçiyoruz. Gelelim. Bir impulsun izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? Biraz önce biz bunu yazdık. Şu alan neydi bebeğim? Yapıştır gelsin reseptör, ardından ara nöron. Buraya da ne yazacağım? Efektör organ. Hangi seçenekte var? Sanki tek seçeneğe koymuşuz. Cevap Ceyhan seçeneği olacak arkadaşlar. Şimdi eline iğne batan ve canı yanan bir kişi. Eline iğne batıyor, senin canın yanıyorsa eline iğne battığı an refleks şeklinde tık elini çekersin. Peki reflekslerin kontrol merkezi neresiydi? Omurilik. Reflekstir, kontroldür. Acı hissi uç beyin tarafından algılanır. Doğrudur. Önce elini çeker, sonra ne olur? Bileğin canı yanar. Çünkü acı hissi sonradan oluşur. Cevabımız Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim. İki sinir hücresinin bir araya geldiği yere ne isim veriyorduk güzel insanlar? Sinaps. Hatırlayın, oradan nörotransmitter maddeler salgılanıyordu. Nörotransmitter maddeler karşı nörondaki reseptörlere bağlanıyordu. Reseptörlere bağlandıktan sonra uyarı dendrit tarafından alınıp diğer sinir hücresine aktarılıyordu. Şimdi normalde bir nöronda uyarı dendritten aksona doğru. Ama sinaps kısmına geldiğinde aksondan gelen uyarı nereye iletiliyor? Dendrite. İletim akson ucundan dendrite doğru gerçekleşir. Doğru. İletim ATP harcandığı için kimyasal olarak gerçekleşir. Doğru. Sonuç olarak biz orada glikozu kullanıyoruz. O taşımaları yaparken ATP enerjisini kullanmamız gerekli. Biz oksijenli solunumla yakıyoruz, ATP elde ediyorsun. Sen o ATP'yi depolayamazsın. Çünkü ATP depolanabilen bir molekül değildir. Sinir hücresinde o ATP'nin kullanmasını bekliyorsun. İşte bu geçişler kısmında, taşıma kısmında da o ATP'ler kullanılıyor. Ve kullanıldığı için bir kimyasal sürece tekabül ediyor. İletim sırasında nörotransmitter maddeler görev alır. Doğrudur. İletim sırasında polarizasyon hali bozulup depolarizasyon görülür demiş. Peki polarizasyon hali bozulup depolarizasyon mu görülüyor iletim sırasında? Soruyorum size. Hayır, iletim sırasında bir değişkenlik olmuyor ki. Uyarı geldikten sonra karşı taraf depolarizasyon durumuna geçiyor. İletim sırasında demiş bıçağı yeme, bu cevap yanlıştır. İletim sinir hücresine göre daha yavaştır. Evet, sinapslar boşluk alanlar olduğu için bir sinir hücresinde daha yavaş oranda ilerlediğini söyleriz. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. D'yi hemen bir daha anlatıyorum. Şimdi bak, iletim sırasında demiş ya, iletim sırasında değişiklik olmuyor. İletim gerçekleştiği an karşı taraf depolarize duruma geçiyor. Çünkü karşı tarafa sen ne yapıyorsun? Uyarı geldi bebeğim, uyan diyorsun. Anlatabildim mi? Ömer Samet Bayraktar. Hızlı dönüt ver, geçeceğim. Tamam.
Bir sinir hücresinde eşik şiddetindeki uyarının sıklığını arttırırsan nörondaki değişimlerden hangileri gerçekleşir? Bir sinir hücresinde impuls şiddetim hızı artar demiş. Hız artar mı azalır mı arkadaşlar? Hız değişmez. Bir sinir hücresinde. Sen onun sıklığını da arttırsan değişmez. Ama sen sıklıkla uyarı göndermeye devam edersen sinir hücreleri çalışır. Çalıştığı için ATP kullanır. ATP kullanabilmesi için de oksijenle C6H2O6'yı O2 ile parçalayıp karbondioksit, su ve ATP elde etmesi gerekir. O zaman kullanılan oksijen miktarı artar. İmpuls sayısı, sıklık, süre, değil mi? Şiddet, frekans, bunlar impuls sayısını arttırıcı özelliğe sahiptir diyoruz. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Tamam mıyız? Evet canlar, bakın sinir sistemiyle ilgili ilk bölümdeki alanlarla ilgili soru çözdü. Şimdi gelelim diğer alanlara, bu beyinle ilgili olan kısımlara. Şimdi gelelim. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri numaralarla gösterilmiştir arkadaşlar. Buna göre numaralandırılmış bölgeler ve görevleriyle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Evet arkadaşlar, yazma ve konuşma merkezimiz genelde uç beyin kontrolündedir ve uç beyin dediğimiz alanı ifade eder şu kısım. Cevabımız yanlış olanı soruyor. Bu doğrudur. Duyuların toplanma merkezi. Arkadaşlar, koku duyusu hariç duyularımızın toplanma merkezi neresidir? Söyleyin bakalım bana. Talamus değil mi? Zaten ikinci alanda talamusu gösteriyor. Doğru. Yaşamsal olayların kontrolü dediğimiz alanlar sevgili arkadaşlar. Yaşamsal olayların kontrolü omurilik soğanının kontrolündedir değil mi? Omurilik soğanı. Cevap bu da doğru. Peki omurilik refleks merkezimiz değil miydi? 4 numaralı alan da omurilik. Bu da doğru arkadaşlar. Ama şu 5 numaralı alan beyinciyi ifade eder. Beyinci vücut dengesini korumakla görevli alandır. Ve hafıza ve öğrenme merkezimiz değildir. Hafıza ve öğrenme merkezimiz uç beyinde yer alır arkadaşlar. Tamam. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Süper. Şimdi omuriliğin enine kestiğinde merkez duysal motorik hücreler ve uzantıları numaralarıyla gösterilmiştir. Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi. Bakın arkadaşlar, sol eline batmış, tekrar sol elini çekmişse hangi yolu kullanır? Hadi bakalım. Soldan uyarı gelecek. Şurası sağ, burası sol. Yoksa tam tersi mi? Her zaman bizim sağımız buranın soluna, senin solun buranın sağına eşittir. Çünkü biz karşıdan bakıyoruz. O zaman sol eline iğne batan bir kişinin tekrar sol elini çekmesinde izlediği yol şu yoldur. 2-6-7'dir arkadaşlar. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Ama diyelim ki sol eline battı. Sol eline batsaydı ne olurdu? Sol eline batıp sağ eline çekseydi 2-5-8 diye ilerlerdi o zaman. Çünkü aynı elini çekmiş, sola batmış, solu çekmişse o zaman 2-6-7 yolunu kullanır. Ama sola batıp sağa çekiyorsa 2-5-8'i kullanıyordur deriz arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet, devam edelim. Şimdi şu alandayız. Yanda insan merkezi sinir sistemine ait yapılar verilmiş. Yine benzer bir soru. Bakacak olursam hangisi doğru olarak verilmiştir? Vallahi ben şuradan beyinciyi yakaladım mı? Üçün beyincik olduğu tek seçenek var. Biraz kolay olmuş bu. İkinci alan omurilik soğanı. Burası ise hipofiz bezinin bulunduğu alan sevgili arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacak güzel insanlar. Peki. Evet. Gelelim bu soruya bakalım. Ayşe bahçede dolaşırken çiçek açmış, gülleri görmüş. Demek ki gülleri görüyorsa duyuların toplanma merkezi talamusu çalışıyor. Onların kokusunu hissetmiş, değil mi? Solunum dediğimiz alan. Hocam yapıyorsunuz sıfırı, teşekkür ederim. Onların kokusunu hissetmiş, onları görmüş. Yani uç beyni de aslında aktif olarak çalışıyor. Çiçekleri koparmaya çalışırken... ne demiş?
diken batmasıyla elini çekmiş, elini çekiyorsa refleks de var, omurilik de var. Kokladıktan sonra hapşırma durumları, öksürme, hapşırma gibi olaylarda omurilik soğanının kontrolünde maşallah 10 numara 5 yıldız sevgili arkadaşlar, tüm alanları faaliyet gösteriyor. Aradığımız insan modeli. Bazılarında beyni var, kullanmıyor. Allah kol vermiş, kullanıyorsun. Beyin vermiş, onu da kullan değil mi arkadaşlar? Kızları da kullanmıyor işte bakacak olursan. Ama bu kızımızın, Ayşe kızımızın her şeyi turp gibiymiş maşallah. Evet canlarım benim, devam ediyoruz. Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ve kahve içtikten sonra, aha bu ben, çay kahve ölümünü tüketiyor. Bir de su. Çay ya da kahve içildikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi yapılarından hangilerinin ürettiği impulsların bastırılmasıyla ortaya çıkar diyor. Bakın, burada öğrencilerin iki tane seçenek arasında gidip geldiğini görüyorum. Bak, cevabı hemen anlatacağım. Aranızdan birinizi seçeyim. Kim olsun? Prof. Biyoloji olsun. Hadi onu seçtin. Prof. Biyoloji dertsiz, gamsız bir insan. Kafa yastığa koyduğu gibi daha böyle kafaya götürürken havada uyuyor arkadaşlar. Hadi yatıralım onu. Tamam. Uyurken bile mutlu Prof. Biyoloji. Kafayı yastığa koyar koymaz sevgili arkadaşlar, uyku durumuna geçiyorsa şayet, bunu ayarlayan durum talamustur. Ama Prof. Biyoloji diyorsa vallahi ben 6-7 saat kadar uyuyacağım. Ben sınav öğrencisiyim. 7-8 saat kadar uyuyamam ben. 9-10 saat uyuyamam. 12'de yatıp 6'da kalkacağım ben diyorsa şayet, uyku döngüsünü belirleyen bir alan varsa bebeğim, o zaman sen hipotalamusu işaretle. Ama uyanırken uyku durumuna geçiş sağlamasına sevgili arkadaşlar ayarlayan kısım neresiymiş? Talamus. Evet, bu çıkmış sınav sorusuydu. Tamam. Ama artık Çiğdem Hoca ile Emin ellerdesiniz. Dur, oradan biri benim çizimime laf ediyor. Kimdi o? Bulacağım. Umutcan Atalay. Ben çıkışta görüşürüz. Çıkışta beni bul, tamam mı? Bir bakayım sana çizdireyim bunlardan. Nasıl kolay çizebiliyor musun sen? Anlaştık mı Umut? Hipofiz bezi epitalamus içerisinde yer alıyor. Bu arada cidden yalnız çok teşekkür ederim. Nazar boncuğum neredeydi? Anam, nazar boncuğumu takmayı unutmuşum. Güzel. Tamam bak, hemen Umutcan aldı sinyali. Hocam laf etmedim ya. Güzel bence. Çıkışta görüşelim dediğim için. Aa, nazar boncuklarım geldi. Hadi bakalım. Şimdi soruya gelelim. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hormonların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez. Yok yok merkezi. Su dengesi, vücut sıcaklığı, hormon. Cevap hipotalamus. İç denge, iç homeostazi olmazsa olmaz. Epitalamus arkadaşlar biyolojik ritimle ilgili alanları ölçer. Tamam. Epitalamus da o. Epifiz bezinin içerisinde yer alır. Tamam. Ben nereliyim? Hadi bir tahmin edin bakalım. Bilenler sussun. Sonsuz edek. Çok güzel konuşuyorsun. Nazar boncuğu günahmış, şeytanın gözü anlamına gelir. Allah'ım neler dönüyor. Ben burada uyku dengesi, su dengesi diyorum. Oradan nerelere bağlanıyor. Ordulu, Ankaralı, Muğla, Mersin, Urfa, Gaziantep, Güneydoğu. Nereden Güneydoğu oldum anladınız ya. Bu kadar da belli edilmez arkadaşlar Güneydoğu olduğun ya. Diyarbakır. Abba! İlk defa bana Güneydoğu diyenler oldu ya. Hüseya. Ay Allah'ım. Antepliyim arkadaşlar. Antepliyik biz. Yeme şehri. Yeme şehrindeyiz biz. Evet. Hadi bakalım. Devam edelim. Ben de Antepliyim. Vay vay vay. Peki. Gelelim arkadaşlar. Bir saniye. Burada bir silik oldu. Onu hallettim.
Evet, şimdi devam edelim. Şu kısma gelelim. Beynin farklı kısımlarının kontrol ettiği görevlere ait demiş. Eşleştirmelerden hangisi doğru değildir demiş. Hadi bakalım. Hocam ilk defa dersinize katılıyorum. Çok zevkli. Teşekkür ederim. Görme duyma reflekslerini kontrol eder. Görme duyma reflekslerinin kontrol merkezi sanki orta beyin miydi arkadaşlar? Ha? Orta değil mi? Tamam. Hareket ve denge merkezi neresi? Söyleyin bakalım bana. Beyincik miydi? Hayatsal olayların düzenlendiği hayat düğümü dediği alan omurilik soğanı. Koku duyusu hariç bütün duyuların toplanma merkezi talamı. Su, iştah, cevap Adana. Tamam mıyız güzel insanlar? Ha, şurası orta beyin. Bunu da yazalım. Orta beyin. Köpeğin ses duydukça kulaklarını dikleştirmesi. Değil mi? Bu alan. Peki gelelim. Reflekslerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakacak olursak gelen uyarılara karşı canlının oluşturduğu ilk ve en kısa süreli istemsiz tepkidir doğru. Kalıtsal refleksleri önce omurilik sonra beyin kontrol eder. Doğru. Refleks yerleri duyu, motor ve ara. Bu da doğru. Bir dakika, ben mi yanlış okudum? Gelen uyarılara karşı canlının oluşturduğu ilk ve en kısa süreli istemsiz tepkidir. Doğru. Kalıtsal refleksleri önce omurilik sonra beyin kontrol eder. İki. İki hatalı arkadaşlar. Kalıtsal refleksleri önce omurilik sonra beyin kontrol etmez. Zaten reflekslerin kontrol merkezi omuriliktedir. Cevap iki yanlış. Bu yanlış olacak. Özür dilerim yanlış okudum biraz önce. Refleks yerleri duyu, motor ve ara nörondan oluşur. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacak. Nazara geldik herhalde. Şimdi gelelim. İnsan beynini saran zarlarla ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Dıştan içe doğru sert, örümceksi ve ince zar yer alır. Doğru. Örümceksi zar bağ doku ile sert zar ve ince zarı birbirine bağlar. Örümcek ağ gibi düşün. Doğrudur. İnce zar taşıdığı kan damarları sayesinde beyni besler. Evet. Peki bu zarlara ne isim veriliyordu? Menin. Yes. Bu zarların iltihaplanmasıyla oluşan rahatsızlık menenjit. Sana al çok güzel bir tüyo veriyorum. Sonunda it takısı varsa iltihabi durumu ifade eder. Hadi gel bakalım. Sinüzit. Sinüslerin iltihaplanması. Alveolit, alveollerin iltihaplanması. Bronşit, bronşların iltihaplanması. Menenjit, farenjit, larenjit, ağız, apandisit. Hep iltihaplanma bak. Hep iltihap. Sonunda it takısı gördün yapıştır gelsin. Sistit. Bakın bunların hepsi iltihabi durumu ifade eder güzel insanlar. Moleküllerden hangilerine ihtiyaç duyulur? Sinapslarla impuls iletimi için. ATP'ye ihtiyacım var. Nörotransmitter maddeye ihtiyacım var. Çünkü iletim için. Ama enzim ve Na ve K yonlarına ihtiyacı yok arkadaşım. Cevap 1 ve 2 olmalı. Pardon, enzime de ihtiyacım var. ATP'ye ihtiyacım varsa enzime de ihtiyacım vardır. Ama Na-K yonlarına ihtiyacı yok. Çünkü sinaps geçişlerinde Na-K yonlarına ihtiyaç yoktur diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Endokrin sistem. Anam süremiz dolmuş. 40 dakika oldu. Vallahi mükemmel ilerledik ha. Hem konuştuk hem sohbet ettik. 35 tane soru çözdük. Tamam mı? Devam mı? Ne dersiniz? Devam mı? Sabaha kadar burada mıyız? Devam. Oo, sevdiniz siz beni bakıyorum. Vay mükemmel. Devam devam hocam. Vay vay. Vay, devam etmek istiyorsunuz. Peki, hadi birazcık daha çizelim. Hadi tamam. Çok ısrar ettiniz. Birazcık daha soru çözelim. Hadi bakalım. Şimdi gelelim. Şu alana. Hipofiz bezi. Peki hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan görsellerde hormonların hangisi başka bir bezin hormon salgılanmasını uyarmaz demiş. Şimdi hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan görseldeki hormonlardan hangisi başka bir bezin hormon salgılanmasını uyarmaz? Evet, sizdeyim. Ama ACTH böbrek üstü bezine etki etmiyor muydu? Evet.
TSH dediğin yapı tiroid bezini etki etmiyor muydu? Peki FSH ve LH gidip eşeysel hormonlara etki etmiyor muydu? Cevabımız LTH. Bu neydi? Prolaktin sevgili arkadaşlar. Annelik içgüdüsü, annelik. O gidip bir yere etki etmiyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir bez değil ki. Zaten süt bezlerinde uyaran. Yani başka bir bez değil, anlatabiliyor muyum? Cevap Edirne seçeneği olacak. Peki endokrin sistem ile ilgili açıklamalarından hangisi yanlıştır demiş. Salgı üreten beze endokrin bez, salgısına hormon isim verilir. Doğru. Hormonların uyardığı organlara hedef organ denir. Doğru. Her hormon sadece bir dokuyu etkiler demiş. Her hormon sadece bir dokuyu. Bu bir kalsın. Hormonlar ilgili yerlere kan ile taşınır. Doğru. Aynı endokrin bezden salgılanan farklı hormonlar aynı organ üzerinde farklı etki gösterebilir. Doğru. Ama her hormon sadece bir dokuyu etkilemez. Birden fazla dokuyu etkileyebilme özelliğine sahiptir. Cevabımız C seçeneği olacak sevgili güzel insanlar. Şimdi bakalım. Sinir sistemi ve hormonal sistem. Bakacak olursan, aha kendimi çizdim. Çiğdem Hoca'nın bir ayağı sinir sistemi ise diğer ayağı hormonlarıdır. Sinirleri bozulursa hormonları bozulursa sinir sistemini etkiler. Tamam. Ayağının birini kırarsan geçmiş olsun. Denge şaşılır. Şimdi bakacak olursan düzenleyici görevlerini homeostazini sevgili arkadaşlar kontrolünü sağlamak için yaparlar. Doğru. Hücrelerinde elektriksel değişim gerçekleşir. Hangileri ortak değildir demiş. Ha, ikisinin de ortak homeostazi sağlar. Elektriksel değişimle gerçekleşir. Bu da ortaktır. Ama etkisi yavaş ve uzun süreli olan hormonundur. Sinir sisteminin etkisi tamam. Daha kısa süreli ve daha etkili bir yapıya sahiptir. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Aa, teşekkür ederim. Hücrelerin elektriksel değişim. Ay ay bak ben bir dakika çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Elektriksel değişim sadece sinir sistemi için geçerli. Ben soruya iyi kavrayamadım. Özür dilerim. Sinir sistemi çünkü hormonlarda sevgili arkadaşlar kimyasal değişiklikler olur. Bunu da eledim. Yalnız bir adana olacak. Tamam. Nazar değdi. Kesinlikle. Nazar çıktı nazar. Hemen 2 dakikada nazar ettiniz. 2 dakika. İnşallah gelir arkadaşlar, inşallah. Bıçağı yedim yemin ederim. Bak benim bıçağı bilirler, benim öğrenciler de katılmışlar. Kendi bıçağı kendime sapladım bu akşam. Olacak gibi değil. Nazar boncukları yönleri. Ya, çok tatlısınız ya. Evet, şimdi geldik ADH miktarına. ADH miktarı artan bir bireyde grafiklerden verilen durumlardan hangileri gözlenir diyoruz. Evet, ADH salgısı artan bir insanda kan basıncı artmış demektir. Böbreklerden sevgili arkadaşlar emilen su miktarı artıyor demektir. Böbrekten suyu geri çekersen ne olur arkadaşım? Böbrekten suyu geri çekersen böbrekte su azalır. O zaman idrar miktarında ne olur? Azalır. Peki idrar yoğunluğu ne olur? Artar. Şimdi o zaman gelelim. İdrar yoğunluğu artar. Doğru. Kan basıncı artar. Doğru. İdrar miktarı azalır. Olmalıydı. 1 ve 2. Anlaştık mı? ADH'ın böyle özelliği var. Bunları tek tek yazdın mı parametre olarak sorunun yanına? Sana artık ne sorarsa sorsun. Zaten soracağı şeyler belli yani. Tamam. Yapıştır gelsin. Çiğdem Hoca'nın öğrencileri bu sorulardan korkmaz arkadaşlar. Görselde numaralandırılmış bezlerden hangileri hem iç salgı hem de sana şeyi soruyor. Karma bezdir diyor. Karma bez. Karma bez olanlar hangisi? Şu tiroid bezi, değil mi? Şu pankreas. Tamam. Pankreas kesinlikle karma bez.
Şu ne ya? Hipofiz bezi. Tamam. Şu, ben şunu göremiyorum arkadaşlar ya. Böbrek üstü mü o? Böbrek şekli mi? Ha, böbrek üstü bezler. Peki hangileri karma bezlerdi? Hadi siz hatırlatın. Yaşlılık belirtileri bunlar, yaşlılık. Böbrek üstü bez karma mı bez mi? Tamam, güzel. Peki pankreas bezi, o da karma bir bez. Güzel. Tiroid bezi, o da karma bez. Ama hipofiz bezi belli alanları etkiler. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Okey miyiz? Güzel. Folikül uyarıcı hormon ve luteinleştirici hormon. Folikül uyarıcı hormon FSH. Luteinleştirici hormon LH. Tamam. Yumurtalıkta korpus luteumu oluşturma, hipofiz bezinin ön lobundan salgılanma, üreme organlarını etkileme, hormon salgılanmasını uyarma, erkek ve dişilerde etkili olma. Hangilerinde ortak değildir? Bebeğim FSH artı LH. FSH artı LH. FSH artı LH, FSH artı LH. Dişi ve erkek ortak ama korpus luteumun oluşmasını sağlama LH'ındır. Tamam. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Anlaştık mı? Anlamayan vermiyor arkadaşlar. Adana olacak. Adana olacak. Luteinleştirici hormon ayrı. Prof. Boşuna prof yazmadık dedin ama yedim bıçağı. O prolaktin senin dediğin. Ama bu LTH, luteinleştirici hormon LTH değil. Tamam. Hadi bakalım. Kanda büyüme hormonu yani STH olaylarından hangileri gerçekleşir demiş. Kas ve kemikler büyük gelişir, doğru. Ribozom faaliyeti artar, canın yapısına yüksek oranda protein olur. Böbreklerden suyun geri emilimi sağlanır. Ne alaka yani STH'la bu ne alaka? Bu ADH hormonu bebeğim, cevap Ceyhan seçeneği olacak. Bariz ben burada değilim diyor. Bu neyle alakalıydı? ADH ile ilgili canım hiç ya ya. Nasıl şeyler? Kanında kalsiyum miktarı artan bir kişide kanında kanda kalsiyum artıyor. Şimdi bununla ilgili ben iki tane, nasıl ya, uykum mu geldi? Yo. Ne alaka yani Ömer Samet ya. Ne alaka yani arkadaş. Şimdi bagaj olursa kanında kalsiyum miktarı artan bir kişi de diyor. Şimdi kan da kalsiyumu çalar, kemiğe getirir. Bu hormonu hatırlayan var mı? Kalsitonin sevgili arkadaşlar. Kalsitonin. Spikerler gibi konuştum. Eğer ki kemikte kalsiyumu çalıp kana getiriyorsa, evet sevgili arkadaşlar, bu hormonun ismini söyleyebilir misiniz? Parathormon. Tamam, süpersiniz. Samet sen bana niye okul geldi dedin. Bak seni çıkışta yakalarım ha Samet. Benim neyi geçeyim? Parathormon salgısı mı artar? Eğer kanda kalsiyum seviyen artıyorsa kalsitonin salgısı artar, tiroksin salgısı artar. Olaylarından hangileri gerçekleşir? Hadi bu soru sizde. Ben çok soru çözdüm. Hadi bana bu soruyu öğretin. Ben sorunun cevabını yana yazdım aslında. Yorgun mu? Ya bir git Allah'ını seversen ya. Böyle yorgunluk mu olur? Değil mi? Hem paratormon hem kalsitonin salgısı aynı anda nasıl artıyor ki? Senin kanında kalsiyum miktarı artmış. O zaman kalsitonin salgını artman gerekir. Kalsitonin artar arkadaşlar. Kanda kalsiyumu çalacak. Değil mi? Aynı anda olmaz. Aynı onunla. İrem Su. İrem Su. Helal. O zaman cevabımız ne olacak? Kalsitonin olacak. Çünkü kalsitonin gelip kandan ne yapacak? Kalsiyumları çalıp çalıp kemiğe getirecek. Çünkü onların miktarı artmış. Tamam mıyız? Anlaşıldı mı?
Tamam. Şimdi gelelim tiroid bezi ve hormonları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru değildir? Şimdi tiroid bezinden salgılanan hormonlara şöyle bir bakalım. Tiroid bezinden bir tiroksin hormonu salgılanıyor. Bir de kalsitonin hormonu salgılanıyor. Güzel insanlar. Soluk borusunun sağında ve solunda yer alan iki parçalı bezdir. Doğru. Hipofiz bezinden salgılanan TSH, tiroid bezinden kalsitonin salgısını arttırır. TSH, bir kalsın bu. Tiroksin hormonu iyot içeren protein yapılı bir hormondur. Doğru. Kandaki kalsiyum miktarının artışı tiroid bezinden kalsitonin salgılanmasını uyarır. Doğru. Tiroksin hormonu vücuttaki metabolizma hızını ayarlar. Doğru. Cevap Bursa. Neden? Çünkü TSH tiroid bezinden tiroksin hormonunun salgısını uyarır. Kalsitonin değil. Cevap Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Tiroksin hormonu fazla salgılanan bir bireyde. O zaman zehirli guatr hastasıdır. Ya da Gravers hastası olabilir. Grafiklerinden hangileri meydana gelir arkadaşlar? Kilo artmaz, azalır. Vücut sıcaklığı artar. Bu yanlış. Bu da yanlış. Kan basıncı artar. Bu doğru. Cevap Ceyhan seçeneği olacak. Tamam mıyız? Zehirli guatr hastası, tiroksin hormonu fazla salgılanıyorsa metabolizması hızlı çalışıyor, kan basıncı artıyor demektir. Bu kilo kaybını arttırır, vücut sıcaklığını da arttırıcı özelliğe sahiptir. İki grafik ters verilmiş ama kan basıncı grafiği doğru olacak güzel insanlar. Evet, grafikte sağlıklı bir kişinin kanındaki glikoz miktarının değişimi gösterilmiş. Tamam. Buna göre numaralandırılmış zamanların hangisinde insülin hormonu etkilidir? Şimdi yükselen kan şekerini ne yapıyordu? Normal seviyeye çekiyordu. Ha, bu insülinciliğimizin yaptığı olay. O zaman sevgili arkadaşlar, numaralandırılmış zamanların hangisinde insülin hormonu etkilidir? İnsülin hormonu ne zaman etkili olur? Evet. Niye C? Çünkü glikozu düşürmüş. Demek ki bu alanda insülin etkili olmuş. Tamam mıyız? Profiyoloji. Tebrik ederim seni. Evet. Şimdi gelelim. Ne? Anlamadım. Şimdi bakalım. Düşen kan şekerini, yükselen kan şekerini normal seviyeye çeken insülin. Düşeni yükselten glikogen. Cevap Ceyhan. Anlaştık mı? Tamam mıyız güzel insanlar? D mi, neden değil? Bir sonraki soru. Bu soruyu niye anlamadık? Normal seviyenin altına düşürmüyor ki insülin. Normal seviyeye çekiyor. B'de zaten normalin üzerine çıkmış. Tamam. Burada insülin demek ki etkili olmuş demek. Yani normal seviyeye getiriyorsa odur. Peki. Karma bez. Hangisi karma bezi söyleyin bakalım bana. Tamam. Süper. Peki şuna gelelim. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hormonlarla ilgili verilen ifade yanlıştır demiş. Hedef organı kan yoluyla büyüme ve gelişmede rol oynama, homeostaziyi koruma, metabolizmayı düzenleme, üretimleri ergenlik dönemiyle mi başlar? Allah'ını seversin. Ergenlik öncesi STH yok mu canım benim? Yok mu bunlar? Bunların hepsi var. Cevabım Edirne seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? Akromegali, Addison,
şeker hastalığı ve guatr. Bunlar hormonal bozukluktur ama skorbit vitamin eksikliğine bağlı olarak oluşan bir hastalık. Tamam mıyız? İki gözümün çiçekleri. Antagonist olanlar hangileriydi? Aa, biraz önce çizdiğimiz kalsitonin ve paratormon olduğunu söyleyebilir miyiz? E tamam. Bunu da gösterdik. Kanda kortizol miktarının arttırılması ve normal seviyenin üzerine çıkması durumunda. Olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltılarak böbrek üstü bezinin uyarılması. Hipotalamusun hipofiz bezini uyarması, hipotalamusun kandaki seviyesi normal üzerine çıkan kortizol ile uyarılması, böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması. Evet, sizdeyiz arkadaşlar. Söyleyin bakalım bana nasıl ilerleyecek? Sıralama nasıl olacak? Şimdi öncelikle böbrek üstü bezlerini korteks alanında kortizol salgısının olduğunu söyleyebiliriz. Evet. İlk olarak hipotalamus kandaki seviyesi normalin üzerine çıktığında kortizol ile öncelikle hipotalamusun uyarılması lazım. Yani üçün birinci olması gerekiyor. Üçün birinci olduğu iki şıkkım var. Peki sonra gidip hipotalamus içerisindeki hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu ile yapı azaltılarak böbrek üstünün uyarılması gerekli. Ardından hipofiz bezini uyaracak iki, sonra bir. Ardından ise böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azalması gerçekleşecek. Cevabımız Edirne seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet, geçmiş olsun. Çok güzel. Tam sevgili arkadaşlar 49 tane soru çözmüş olduk. Hadi son sorumuzu da çözüp 50 yapalım. 1 saatte 50 soru vallahi mükemmel oldu. Hadi gelin bakalım. Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler ya da organlar etkili olurken bazı hormonlar ise tüm vücutta etkilidir. Hadi cevabı söyleyin bakalım bana. Cevabımız nedir? Tüm vücutta etkili olan tiroksin. Onun olduğu tek seçenek LH'ı da aldık. Geçmiş olsun. 50 soru cepte. Çiğdem Hoca. Benim adım Çiğdem Hoca sevgili arkadaşlar. Benim adım Hıdır demek isterdim ama. Evet. Tanıştığıma çok memnun oldum. Çok güzel bir saat geçirdim. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni evlerine davet eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanına yine online eğitim yapıyorum. Gerçekten çok güzel. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar dersleri umarım olur. Sizlerle olmak isterim açıkçası. Çiğdem Hocamı takip ediyorsunuz. Ardından Tek Uzem'i takip ediyorsunuz. Çiğdem Hocam yazıyorsunuz Instagram'a. Tamam mı? Böyle inşallah sınava kadar sürekli soru çözümleri yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. Amin. Sizler de dua edin. Gönderilerin altına yorum yapın. Çiğdem Hoca bize soru çözsün. Tamam mıyız arkadaşlar? 51. soruyu ben yazıyorum. Hemen yazıyorum. Soru 51. Bu akşam yayına katılan hangi öğrencinin sınavı kazanmasını istersin? Hepsi. Sevgiler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet inşallah. Dualarınıza yer verin bizlere de. Amin, amin inşallah. Okunmuş pirinçleri unutmuyoruz. Okunmuş şekerleri de unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda inşallah yine beraber oluruz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.